Evet, tekrardan hoş geldiniz. Bu değişik oyuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi. En son burada bırakmışız. Ne yaptığımızı hatırlamıyorum. Mutluluk gayet iyi durumda. Kilise kütüphane istiyor. Kardeşim kilise yapmıştım ben size. Bir tane kiliseniz vardı. Bir tane sineğinize yetmiyor yani kardeş. Anlatabildim mi? Ne yapacaktık? Biz bir şey yapmayacaktık. Ben bırakmıştım burada. Ne yaptığımızı da hatırlamıyorum pek. Kömür durumumuz pek iyi değil. Yo, kömür üreticisi çalışıyor. 33 tane çalışıyor. Açlık gayet bence yerinde. Şu an acil olarak bir şey yap. Şu an acil olarak yapmayı gerektirecek bir şey yok. Nüfus artıyor. Gayet güzel bir şekilde. Şu artık bir savaş muhabbetlerine girsek mi diye bir düşünüyorum. Mesela şu diplomasi şeyinden yapabilirim. Ya da diplomasiden önce şöyle bir şey yapabilirim. Bak bir tane bir savaş odası yapsam. Nereye yapalım? Şöyle kalenin yanına yapalım. Bir tane de kışla yapayım. Kışlayı da gene kalenin yanına yapalım şöyle. Buradan bir asker eğitelim. Kurtları bir temizleyelim. Tamam mı? Kurtları temizledikten sonra odunları şöyle komple bir toplayalım. Burayı bir düzenleyelim. Duruma göre bir inşaat yapalım. Şu orta kısmı mesela geliştirmek istiyorum. Şu evleri yıkıp ev bölümünü bu tarafa alıp tarımı şu tarafa doğru yaydırıp kaleyi bir yapmak istiyorum. Şu kaleyi bir savunma yapmak istiyorum. Ama bak buradaki evler de gerçi şey. Buradaki evler de sıkıntılı ya. Bunları ben nasıl alabiliyorum? Alamıyorum galiba. O zaman ev kısmını nereye taşıyabiliriz? Verimsiz bir yere taşımam lazım evi. Verimli topraklara ev yapmamız lazım. Gerçi burası da verimli lan. Tamam buraya ev yapalım. Şuraları tarım yaparız bak. Buralar hep tarım olur. Çok mantıklı bence. Kışla yapılmış. 3 tane asker eğitiyorum. Asker eğitecek için eleman yok. Diyor askeri eğitim. En başa aldım askeri eğitimi. 3 tane eleman şey yapacağım. Asker yetiştireceğim. O süre zarfında da şey yapalım. Malikane yapmaya devam edelim. Şuraya mı yapsam? Bence yapılır ya. 2 tane yaptım. Tamam. Askerler şimdi bir eğitilsin. Şu kurtları bir temizleyelim. Sonra komple ağaçları temizleyeceğim. Diplomat geliyor bir tane. Aa bak bir tane asker eğitildi. Evler yanıyor. Söndürün oğlum burayı. Söndürün. Ya o malikane kırılırsa ağzınızı bunu dağıtırsınız. Ne istiyor bu? Bu ne? Şu galiba. Silah. Silah demirci üretiyor. O zaman alet üretmiyorum. Silah üretiyorum ben full demirciden. Diplomat gelmiş. Ticaret yapmak istiyoruz. Rıhtım yok. Rıhtım kurun. Majesteleriniz zaman ayırdınız. Teşekkürler. Kardeşim kurun demek de olmuyor. Malzeme ver kurayım. Birkaç tane daha demirci yapabilirim. Yapamam. Para yok. Oha! Buralar açılmış. He burayla müttefik olduk tabii. Doğru. Adam asker üretmiş. Sur çekmiş kaleye falan. Oha oğlum. Ya bunlar hep işte vergi alanlar bak. Biz vergi almıyoruz fazla.
Bu yüzden böyle oluyor. Ya. İki tane birliğimiz var. Bence bu iki birlik şey yapar. Öldürür kurtları. Şuna saldırın bakayım. Şuna saldırın. Tamam, bu iki birlikle toplarım ben ya. Şu askeri eğitimi kapatıyorum. Asker eğitmeyi de kapatıyorum. Şunu iptal ediyorum. İki birlikle ben burayı komple temizlerim. Şurada kurtlar var. Şurada da galiba var. Değil mi? Bak şurada da kurt var. Onları da temizleyin. Şuradaki kurtları da temizleyelim. Aşağısı full kurt kaynıyor. Temizleyelim abi hepsini güzelce. Tamam. Gel buraya. Nüfusumuz artıyor, çok güzel. Biraz para lazım, vergi lazım ya. Abi yıllık toplam 27 altın kazanıyorum ben ya. Arkadaşlar çok az vergi ödüyorsunuz ki ya. Biz eşeğiz zaten. Her boka vergi ödüyoruz. Biz eşeğiz zaten. Oyundaki NPC'lerin gerçek hayattakilerden daha zeki olması çok zoruma gidiyor. Yapacak bir şey yok ama. Şimdi köküne kadar vergi alırsam mutluluk düşecek, gidecekler. Nüfus azalacak. Nüfusun da azalmasını istemiyorum. Çalışacak adam kalmıyor sonra. İlerleyemiyoruz. Daha kötü oluyor. Tamam, kurtları komple temizledik. Aşağısı kaldı. Diplomat gelmiş. Tamam, bu birlikler de burada dursun. Viking saldırırsa diye. Ne istiyor? Şartlarını görüşme zamanı. Zaman zaman vergi olarak altın talep edelim. Defol git lan buradan. Ben kendim altın almıyorum bu milletten. Tamam diyelim ama vermeyeceğim ben buna vergi. Onu söylüyorum en başta. Ben kendim zar zor şey yapıyorum zaten, vergi topluyorum. Çok zeki milletten. Şöyle odunları kestireyim şimdi. Bunlar bir odunları bir kessin. Kereste işini en sona atacağım. Şöyle yapacağım. Ya odun kesme muhabbetine fazla ihtiyacımız yok. Yani en son işte eleman fazla varsa o da boş durmasın, odun kessin. Bak eleman fazla yok şu an. Odun kesecek adam yok memlekette. Nüfus birazcık çoğalırsa iyi olur. Açım diyor adam, evimde diyor yiyeceğim yok diyor. Eşek, vergi vermezsen böyle olur işte. Vergi verin diye boşuna mı diyor? Bak yangın çıkmış burada, gene buralar kırılmış. Şunları yıkıyorum ben. Kırılanları direkt yıkacağım. Zaten şeyimiz var. Malikanemiz fazlasıyla var. Bir tane daha dikelim. Şöyle bir tane daha dikelim. Tamam. Ev her zaman olsun. Fazla fazla bulunsun ev. Mutluluk oranı niye düşük? Kilise istiyor falan istiyor. Kiliseyi miliseyi geç abicim. Sağlıkları iyi durumda. Tamam. 15 kişi daha geldi. Bak böyle böyle nüfus kazanıyoruz. Nüfusun bir tık artması lazım. Nüfus ne kadar artarsa o kadar çok vergi alırız. Mevzu böyle. Burayla alakalı daha başka bir şey yapmayacağım. Ticarete atılabiliriz. Bir tane şuraya şöyle bir rıhtım yapayım mesela. Ticaret gemisi lazım. 75 altın. Tamam.
Ufaktan bir ticareti de altına alıp. Demir madeni yaptım değil mi ben? Tamam. Demirci yapmam lazım benim. Demirci nerede lan? Şurada. Bunlar hep para istiyor tabii. Bunlar hep para istiyor. Şu kaya temizlemeden yapıp aslında bunları büyütebilirim. Bak kaya temizleme ne istiyor? Alet istiyor. Şu demircen alet üretelim. Şu kaya temizlemeyi yapayım bak. Şu kayaların hepsini bir temizleyip bunların üstlerine büyük şeyden koyarsam çok daha fazla şey kazanırız. Toplarız. Demir taş toplarız. Viking saldırısı geliyor. Böyle askerlerim benim hazır. Askerleri bu yüzden tutmuştum. Gelsin bakalım Vikingler. Geleceği varsa göreceği de var. Bak geliyor 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 geliyor. Karşılık verin. Karşılık verin, karşılık verin, çabuk karşılık verin. Karşılık ver, salak gitme, nereye gidiyorsun? Vergi bak, para çaldı, para çaldı. Kaçırtma onları, kaçırtma onları, vur vur. Namussuzlar, aşağıdan da mı geliyorlar? Dur, şuradan da geliyorlar. Kalmış. Bunları direkt korumaya alamıyor muyum ben ya? Saldırın abi, direkt saldırın. Ben size niye komut veriyorum ya? Oo bebeğim nasılsın? Devam et. Anlatmadın da beni de ilgilendirmiyor. Gençken parti vermeyi çok pek severdim. Ayrıca kılık değiştirerek tavernalarda içerdim. Tahtta oturman sıkıcı olduğunu düşünürdüm. Yaşlı kralın sonsuza kadar yaşamasını umuyordum. Partiler harikadır diyelim. Suyuna gidelim. Varis bırakmadan öldü. İlk tercihi değildim. Krallık zor bir dönemden geçiyordu. Kimse bu yükü sırtlamak istemiyor. Sonunda ben şansım da. Balagöt'e kral olmuş. Ne kadar da asil bir seçim diyelim. Aynen aynen. Şimdi krallık koltuğunda oturuyorsun. Mis gibi millet çalışıyor. Sen yiyorsun. Ah asilliğe bak. Bizim de böyle asil bir işimiz olsa keşke. Tamam, mutluluk çok güzel arttı. Nüfusun birazcık artması lazım abicim, haydi. Nüfus birazcık artmalı, haydi. Bak nüfus şu an iyi gibi. 30 tane kereste işçisi var. 90'da paramız var. Ticarete atılalım mı? Ticarete atılsam bir şey satamam ki ama ya. Bak kömürümüz fazla mesela, kömür satabiliriz. Ama kömürün de o kadar değerli olduğunu düşünmüyorum ben. Kömür üreticisini kapatıyorum. Tamam mı? Şu küçükleri de yıkıyorum. Bunları. Büyükleri çalıştıracağım sadece. Kömür üretilmesin, kereste kesilsin. Kömür zaten var stokta fazlasıyla. Gene mutluluk düşüyor. Niye düşüyor? Meyhane istiyor, kilise istiyor. Kardeşim bak istemeyle olmuyor. Tamam istiyor musun? Al. Ya dom alacaksın ki ben sana vereceğim. Çok basit bir şey. Yani iste iste olmaz ki öyle. Para yok. Ben de istiyorum çok şey olsun ama para yok yani kardeşim. Ben ne yapayım ya? Tam mal bunlar ya. Hem çok zekiler hem çok gerizekalılar. Bak bizimkiler de veriyor, veriyor, veriyor. İstemeyi bilmiyor ama. Anca veriyor bizim memlekette. Ama istemeyi bilmiyor işte. Ne yapalım? Çok fazla demirimiz var. Bir iki tane demirci lazım bana. Bana bir iki tane demirci lazım. Bir tane şuraya koyacağım. Böyle. Bir tane de tam ortaya koyalım böyle. Bunlar üretimi yapsın. Çok demirimiz var. Şeyi yapamıyorum. Demir. Şey yapamıyorum. Bak krallıktan ayrılıyor. Kanka yani siz de ama. %56 böyle yapacak aç oluyor. %44. Tamam tamam %20 vergi alayım. Tamam mı? %20 vergi alayım. Şu ticaret şeyine de bir girelim. Ticaret gemisi yapıyorum. Tamam. Güzel. Odunlar bayağı toplanıyor. 2300 tane odun var. Bayağı güzel. Şimdi ne yapalım başka?
Şöyle bir şey yapacağım. Büyük ürün deposu daha inşaat edilmeden yangın çıktı. Kırılacak değil mi orası? Aynen öyle. Güzel, çok güzel. Ya siz var ya harbi diyorum lanet bir yaratıksınız ya. Çok ciddi söylüyorum var ya. Ya hem geri zekalısınız hem malsınız hem aptalsınız. Başka bir şey değil. Domalından daha da fazla vergi vereceksiniz. Eşeksiniz siz. Siz harbi eşeksiniz. Başka bir şey demiyorum size. Daha demirciyi kurmadan yangın çıktı, kırıldı o demirci. Aptal yaratık. Yak neymiş? Meyhane istiyormuş. Yak neymiş? Kütüphane istiyormuş. Pezevenk hem vergi verme hem gel onu iste bunu iste. Satamıyorum ben. Oğlum satamıyorum. Oo, 1450 istiyor ama ya. İnşaat maliyetleri azalıyor, 1450 istiyor. Olmadı o. Olmadı, o çok ayıp oldu. Tamam, kereste işi de bitti. Kömüre geri dönelim. Depo yapacağım şu orta kısımlara. Şöyle bir tane büyük ürün deposu yapıyorum buraya. Bir tane büyük ürün deposu yapıyorum. Ya var zaten. Büyük ürün deposu var. Tamam. Bir tane tahıl ambarı yapıyorum buraya. Tamam mı? Başka ne var? Yedek stok burada var zaten. Burada da var. Şuraya bir tane kuyu yapıyorum. Buraya bir tane kuyu yapıyorum. Buraya bir tane kuyu yapıyorum. Tamam. İptal et şunu ya. Aynen kanka. Kilise iste. Aynen. Meyhane de iste. Çok beklersin. Başka ne lazım? Başka bir şey lazım değil bence. Bir tane kilinik yapsak mı ya? Bence gerek yok. Yatırım yapmaya devam edelim. Şöyle sanayi dedik. Büyük kömür dedik. Bak buraya kömür kuruyorum. İki tane. Tamam. Bir tane duvarcı kuralım şuraya. Tamir yapsın. Mekanı tamir etsin. Şu kaya temizlemeden birkaç tane lazım. Gelişmiş kilise mi yapsam lan? Bilmiyorum. Şuraya bir tane yol koyuyorum. Şöyle bir şey yapacağım. Bir saniye. Buraya bir tane koyuyorum. Bak. Buraya bir tane kilise açıyorum. Tamam mı? Bak tam şöyle. Dur bir dakika. Şöyle yapalım. Buraya şöyle malikane diziyorum. Tamam. Bu kadar yeter. Fazla yapmayalım. Kilise yapımız taş bitti. Bir tane kilise yapacağım ortaya. Şu tam ortaya bir tane kilise yapacağım. Taş lazım. Şu kenara bir tane klinik ya da tam şu ortaya bir tane klinik yapalım. Bir tane de şöyle mi koyayım? Böyle koyayım. Kütüphane yapalım. Mutluluğu artsın malların. Tamam. Para olunca da şuraya bir kilise yapacağım. Daha doğrusu taş olunca. Taş sıkıntısı yaşıyoruz şu an. Onun dışında birazcık tarıma şey yapabiliriz, girişebiliriz. Şu verimli toprakları kullanabiliriz. Bak şuralar hep verimli toprak. Yol de. Şöyle bir yol yap. Böyle yap. Böyle yap. Şuralara bir tarım yapalım. Yel değirmeni yapacağım. Burayı komple çiftlik yapacağım. Tamam mı? Burayı da komple meyve bahçesi yapayım bak. Şu tarlaları yıkıyorum.
Yanlış bir şey yıktım. Çaktırmayın. Bayağı yanlış bir şey yıktım orada ben. Bir şey yıktım ama ne yıktım bilmiyorum. Ya da bunları da yıkıp pizza alasam mı ya? Yok ya böyle doluyor zaten. Yani biraz salak saçma dur tamam. Sıkıntı yok. Buraları böyle yapıyorum. Aralarda işte tarım şeyi koyacağım. Bak böyle burayı da böyle yap. Tamam mı? Aralara da şöyle şey yapıyorum. Şu şekil. Tamam. Ne istiyorsun gene be? Vermiyorum vergi falan. Vikingler son bastığında biraz falan filan okçu kulesi. Siz de aynısını yapmayı düşünebilirsiniz. Tavsiyeni kendine sakla kardeşim. Çok biliyorsan para ver yapayım arası. Tamam. İnşaat. Bayağı bir inşaat yapıyoruz şimdi. Yel değirmeni. Bak böyle böyle yel değirmenleri koysam aralara. Ama çok küçük alanı kaplıyor ya. Harbi diyorum çok küçük alanı kaplıyor ya. Çok mantıksız bir şey. Neyse burayı komple çiftlik yapıyorum tamam mı? Şöylemesine komple bütünlemesine çiftlik yapıyorum. Alt yolu kapsamayacağım. Şöyle yapacağım. Aynen böyle bir çiftlik olacak burası. Büyük bir çiftlik. Yiyeceğe geldik. Fırıncı ne işe yarıyor? Tamam. Şu orta kısma. Şöyle 3 tane fırın koyacağım. Şu tarafa doğru gideceğiz. Domuz şeyi koyacağız. Bayağı bir şimdi inşaat yapılıyor burada. Köylüler pislikleri konusunda mutsuzluğa kapılıyor. Hamama ihtiyaçları var. Aynen kanka. Meyhane istiyor. Aynen kanka. İşiniz gücünüz zaten içmek. Yemek içmek ve sıçmak. Aman vergi vermeyin. Bak yangın çıktı. Daha inşaat yapamadan yangın çıkıyor burada. Ya siz bu kadar geri zekalısınız ve ben size hizmet ediyorum burada ya. O kadar su kuyusu inşa ettim. Söndürdüler iyi. Yıkılmadan söndüm. Tamam güzel. İnşaatı gayet iyi yaptılar. Bitti neredeyse. Malikaneler çok uzun sürüyor. Hocam bir sürü şey var burada. Yel değirmeni işçisi. En başa alıyorum. Duvarcı. En başa alıyorum. Bir şey yıkıldı. Kütüphaneci. En başa alıyorum. Doktor. En başa alıyorum. Bunlar önemli şeyler. Kale işleri. En başa alıyorum. Kale işleri ne işe yarayabilmem ama bir tane istiyor zaten. Sıkıntı yok. Keresteyi şöyle aldım. Rıhtım ne işe yarıyor hiçbir fikrim yok. Almayacağım. Tamam. Şu an her şey çalışıyor gayet güzel bir şekilde. Askeri eğitim sadece şey kapalı. Onu açmayacağım. İşte arta kalanlar da meyveye ve çiftliğe gitsin. Meyvede çiftlikte çalışsın. Gayet iyiyiz. Gayet iyiyiz. Hiçbir sıkıntımız yok. Ticarete atılabilirim. Bak şimdi bunun rotasını yapmam lazım değil mi? Bu gidiş geliş. Sen geldin. Şimdi sen buradan geldin. Bizim rıhtım burası. Buradan doldurdun. Ne doldurdun? Odun al. 50 tane odun al. Tamam 50 tane taş al. 50 tane kömür al. Bu ne? Demir değil mi bu? 50 tane demir al. Başka ne al? Başka bir şey alma. Buradan doldurdun. Buranın ticaret şeyi nerede? Burası. Buraya geldin. Bu geminin yolu kapalı. Yoldaki engel kaldırınca bu kaldırılıncaya kadar burada bekleyecek.
dakika ya. Buradan geliyor bu. Dur, sen buradan geldin. Ananı. Dur. CTRL-C yapayım şöyle. Tamam, 50'şer tane bunlardan aldın. Diğerlerini almıyorsun. Tamam. Geldin. Buraya gel artık. Abi ne kapalı yol, ben anlamadım ki bunu ya. Geminin yolu kapalı diyor. Ben anlamadım. Çözemedim muhabbeti. Tamam bırak ya, uğraşamayacağım. Yemişim ticaretini. Kömür çok fazla var. Kömürü kapatıyorum. Nerede kömür? Kapat abi kömürü. Çiftçilik muhabbetlerine şey yapalım. Hünkardan mesaj ver. Buyurun. Tebrikler. Geçenlerde sizi düşünüyorduk ve size bir hediye hazırladık. Oo, teşekkür ederim. Ya millet ne kadar şey güçlü, iyi durumda. Biz gözümüzü toparlayamıyoruz bir türlü. Köylülerin sağlığı orta seviyede. Köylülerin çeşitli bir diyete erişimi olmalı. Oldu paşam. Oldu paşam. Gel bir de arkayı vereyim sana. Bir tane büyük bir hazine şeyi yapayım şuraya. Aa, çok param var lan. Tamam. İyi. Parayı nasıl harcayabiliriz? Şu kaya temizlemeyi yapacağım bak. Şuradaki şu kayaları bir temizleyelim. Tamam mı? Şu demir mekanındaki kayaları da bir temizleyelim. Bunları büyütelim, güçlendirelim. Onları bir temizlensin bakalım. %78'e kadar yükseliyor, tamam. Ben yine %20 vergi alacağım abi. Fazla bulunsun. Ne yapabiliriz? Kasabayı geliştirebiliriz. Kasabayı geliştirebiliriz. Şöyle yapalım. Malikane. Dur, kilise koyacağım şuraya bir tane. Hastane de yapabiliriz aslında. Şöyle orta kısma bir hastane koyabilirim. Kalenin etrafını boşaltmak istiyorum. Şuraya bir hastane koyuyorum. Hastanenin yanında kilise koyacağım. Gene taş eksik abi. Din muhabbetlerine giremiyoruz taştan dolayı bir türlü ya. Taş getirin bana, taş. Temizlediler mi orayı? Oralar bir temizlensin de oralara bir bakayım. Gene yangın çıktı. Yağmur yağıyor, yangın. Bak direkt söndü. O kadar şey yaptım. Tarım alanı koydum ben. Çalışmıyor mu? Çalışıyor. Yok, çalışmıyor. Şunları dağıtsam mı ya? Tamam, şey yapalım. Buradaydı değil mi? Balıkçı kulübesi. Balık nerede var? Bak şurada balık var. Burada balık var. Başka nerede var? Buralarda az var ya. Çok fazla balığın olduğu yer yok mu? 뭐 şurası balık kanyo nasıl satayım. Oraya gitsem taş bitti bu arada. Kenek kilise yapamadım. Tamam, şu kayalar temizlendi. Gel şimdi. Büyük taş ocağı.